tarım yok, ne yapsın insanlar? Şehire geliyorlar, böyle de açlar, böyle de açlar. Ellerinden traktör alınırsa, her şeye haciz gelirse, krediyi faizin bilmem kaç katı verirse, ödeyemezse, hayvanları elinden giderse, traktörleri elinden giderse, borcu içine girerse, elektriğini, suyunu, faturasını ödeyemezse ne yapacak? Şehire geliyor, öyle de aç, böyle de aç. Ekmek kavgası. Ekmek için, çalışmak için, iş için. İyi bir geçim var. Daha iyi bir yaşam var. Bak şu anda düşün. İstanbul boşaldı. Megakent. Boşaldı, boşalıyor. Niye boşalıyor? Özlem. Millet ne bileyim yani, ne desem işte. Aslında doyuyor. Köyüne de doyar. Aynı şekilde doyar. İstanbul'dan daha iyi geçinir ama bu kadar tabii, bu kadar yani şeylik yok yani. Geçim sıkıntısı daha fazla, biraz daha fazla olabilir ama tabii burada biraz daha iyi, lüks bir hayat. Vallahi bunlar ziraata herhangi bir önem vermedikleri gibi, bu gibi bakın arkanızdaki yani şeye bir anlaklayın. Yani şu anda İstanbul yetmemiş. İstanbul bugün 25 milyona doğru adım atmış. Ve şimdi bir de efendim neymiş? Kanal İstanbul yapacakmış. 500 bin nüfus daha oraya gönderecek. Yani bunu çocuk bile söylemez be. Bunu bir çocuğa, küçük bir çocuğa sorsak bunu kabul etmez. Bunu kabullenmez. Şimdi rant uğruna işte buyurun arkamızda gözüküyor. Bir isterseniz bir de gelin, Marmara Üniversitesi'nin bir yeri vardı. Orayı nasıl dağıttılar adamlarına? Yani kendi beyefendilerine öyle bir dağıtım yaptılar ki 2-3 sefer şeysini iptal etti şey. Yerel mahkeme. Ülkenin zararını olduğu gibi bunlar onu hiç görmüyor, görmek de istemiyorlar. Bunlar sadece bugünkü ranta bakıyorlar. Kırsaldan ayrılmanın en büyük sebebi bence ekonomi. Ondan sonra şehir yaşantısının çekiciliği. Çünkü ekonomisi iyi olan insanlar köyden çıkmazlar kolay kolay. Mesela çiftlik kurarlar vesaire, bilmiyorum ne. Oradan güzel paralar kazanırlar, ayrılmazlar ama onlar bile şehir yaşantısına giderler yani. Takılırlar İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde, Antalya'larda mesela güzel bir hayat yaşarlar. Fakat köyden kopmazlar. Ama onların dışındaki kişiler bence tamamıyla ekonomik kaynaklı yani. Çünkü çiftçiliğin şeyi yok yani, ya bir cazibesi kalmamış. O yüzden diyorum yani, mesela toprağı olan insanlar kalıyorlar. Bağını koparmıyorlar. Çünkü onlarda bir güzel bir geri geliyor. Bir de yalnızca üretici tam ürettiğinin tam karşılığını alamıyor. İşte tabi yani, şartlar şey değil. Yani. Şimdi insan eskide kuzu otarma vardı. Çocuklar çocukken hayvan otarmayan, çobanlık yapmayan çocuğa iyi gözle bakılmazdı. Traktörü olan hep çok azdı. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi söyle dursun da buzdolabımız bile yoktu. Karpuzu kuyuya salar yerdik. Kirazı bilmem nerede yıkar yerdik. Şimdi köylere bakıyorsun hepsi Paris olmuş. Eskide düğünlerimiz 3-4 gün çalardı, şimdi köyde bir gün çalıyor. Düğün salonu neresi açılacak köye? Şimdi bir kolay tüketime yönlendirilme var. Vatandaşımız bir kolay tüketime yönlendiriliyor. Eskide Nuh Aleyhisselam'dan kalma arpa buğday ekilirdi. Şimdi İsrail'den alıyoruz çok şükür. Eskide işte kendimiz eker, kendimiz biçerdik. Şimdi Cumhuriyet tarihinde ilk defa saman aldık Bulgaristan'da, Fransa'da. İşte angus getirdik. Bunlar hep gelişiyoruz yani. Çok acayip uçuyoruz. Biz şahlanmışız, gidiyoruz. Kimse bizi tutamıyor da. Ya kardeşim eskide bir üretme vardı. Şimdi Suriyelilere çalışıyoruz, Afganlara çalışıyoruz. Köylü de diyor ki bana ne kardeşim, gitsin biraz da onlar çalışsınlar. Köylü de burada tüketmeye yönlendirme var. Üretmeye değil, tüketmeye yönlendirme var. Bu da felaketin başlangıcı. Evet. Türkiye bir tarım ülkesiyken, Türkiye bir hayvancılık ülkesiyken kasaba gidelim, etin kilosu kaç para alabiliyor muyuz? Yarın bugün un da öyle olacak, fasulye de olacak, ben ne bileyim işte şeker de öyle olacak. Zaten şeker oldu da onu da dışarıda kamış alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ya bunlar iyi şeyler değil. Evet.